Fotoğraf sanatçısı Kadir Kaba bu kez modern Kıbrıs Türk fotoğrafının temellerini atan Fevzi Akarsu'yu gün yüzüne çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan sergisi ve kaleme aldığı yeni kitabında Fevzi Akarsu'ya dair bilgileri ve fotoğrafları Kadir Kaba bizlerle paylaşıyor. Fevzi Akarsu önemli bir fotoğrafçı bizim fotoğraf tarihimiz açısından. Fotoğraf 1924 yılında başladı. İlk başladığında seyyar fotoğrafçı olarak başladı. Türkiye'den geldiği tahmin edilen Hacı Sadık Efendi diye bir adam vardı. Kızlara meslek öğretirdi. Onun bir okulu vardı. O adam tarafından cesaretlendirildi ve işte ilkel o kameralarla, bildiğimiz ilkel seyyar fotoğraf makineleriyle işte millet bahçesi dediğimiz, tamam mı, parklarda, köylerde gezerek fotoğraf çekerdi. Kısa bir süre sonra, fazla ayrıntıya da girme sanmam gerek olsun, kısa bir süre sonra üstüdyo fotoğrafçılığına yönlendirilir. Orada başlayış şekliyle, yani o çağdaş döneme geçişle, o primitif dönemi bağlayan kişi olarak çok süratli bir geçişi olur. Bir yıl gibi kısa süre içerisinde o ilkel yapıyı terk ederek doğrudan çağdaş, kendi döneminin fotoğraf düzeyini yakalar. Bu süreç içerisinde tabii işinin gelişimine bağlı olarak üstüdyolarını geliştirir. Bu çalışmaları sürdürürken iki kız kardeşi vardır. İki kız kardeşinden çok büyük destek görür. Özellikle Zehra Hanım'dan, biri Ülviye, biri Zehra'dır. Özellikle Zehra Hanım'dan oldukça büyük katkılar elde eder. Daha sonra evlenir ve karısı üstlenir o görevi. Önceleri kendi evinde ilkel koşullarda çalışırken sonra Abdi Çavuş Sokağı'na taşınır. Abdi Çavuş Sokağı'ndan sonra işler daha da gelişince Girne Caddesi'ne taşınır. Çünkü Girne Caddesi hepimizin bildiği gibi hala daha bugün, o kadar da olmasa bile, gene en önemli çarşı merkezlerimizden biridir. Oraya taşınır, oraya taşındıktan sonra artık çırak kullanmaya başlar. O çıraklık süreci başlar. Çıraklık sürecinden sonra tabii kendisi hala da bilgi edinmek yönünde çok istekli bir insandır. Mangoyanlardan bir takım bilgiler alır, destek alır. Başka bir özengin fotoğrafçı vardı Kıbrıslı Türk, Şevket Bıyıkoğlu diye. Şevket Bıyıkoğlu'ndan bir takım dersler alır. Yani ders dediğimiz böyle sınıf dersi falan değil, yanlış anlaşılmasın. Ve kendi kendini bu şekilde geliştirir. 1930'lu yılların sonuna geldiğinde artık tamamen hani dünya standartlarını yakalamış, çok başarılı bir fotoğrafçı konumundadır. Bu dönemde Fevzi Akarsu'nun bu ayağa kalkış dönemi diyelim. Bu ayağa kalkış döneminde yaşanmış bazı olaylar vardır. Ermeni fotoğrafçılar Türkiye'deki Cumhuriyet dönemi sonrasında oradan ayrılıp Kıbrıs'a geliyorlar. Onlarla birlikte Ermeniler de gelene kadar Kıbrıs'ta fotoğrafçılık da zaten pek Kıbrıslıların elinde olan bir şey değildi. Ermenilerin de gelişiyle birlikte, işte Ermeni fotoğrafçılarla birlikte aynı standartta Kıbrıs fotoğrafını oldukça başarılı, çağdaş bir düzeye çıkarırlar. Tabii Türk toplumunda tektir bu adam. Birkaç kişi üstüdyo atsa da hiçbir zaman bunun başarısını yakalayamazlar. Kısa süreli olurlar. 1948'lere kadar da bu tek üstlüklü olarak sürer. 1948'den sonra kendi yanından yetişme, yine foto dayana dediğimiz beyefendi gelir. O açar üstlüklüsünü. Ondan sonra işte bildiğimiz sonraki kuşak fotoğrafçılar, işte Atlas,
efendime söyleyeyim Foto Ümit, Kervan, bu gibi fotoğrafçılarımız devreye girer. Ve bütün bu süreç boyunca bu adam hep tek fotoğrafçıdır ve bu fotoğrafçılar kendi stüdyolarını açtıktan sonra da bu adamdan yardım alanlar var içlerinde. 1956'da yanında 5-6 yıl eğittiği Kervan. Kervan artık olgunlaşınca stüdyosunu açabilecek duruma gelir. Her şeyini teslim eder Kervan'a. Çok cüzi bir paraya ve taksitle. Kervan Baf'a gider, stüdyosunu açar. Kendisi de fotoğrafçılıktan vazgeçer. Bunların döneminin bir özelliği de mesleğin çekim kısmını emanet edemezlerdi kalfalarına. O kadar hassas ve titizdiler ki emanet edemezlerdi. Israrla kendileri yapardı çekimi. Çekimin dışında artık hiçbir şeye karışmıyorlardı. Negatiflerin retuşları, efendime söyleyeyim baskılar, şunlar. Tabii hep kendi denetimi altında sürdürülürdü bunlar. Bir de renklendirmeyi kendisi ve eşi yapardı. Geri kalan işleri çıraklarına yaptırırdı. Yani bunlar gerçekten bugünün koşullarını düşündüğümüzde istisna ustalardan birisiydi. Eğitiliş biçimimden dolayı ben bir şeyi tarihiyle öğrenmek ihtiyacı içerisindeyim. Eğer en küçük bir şey bile olsa tarihi nedir bunun? Nasıl bir süreçten geldi ve buraya geldi? Bunun için araştırmalarıma başlamıştım. Bu araştırmalar zaman içerisinde birikti, toplandı ve bunları bir toplumla pay etmek, yani bir yayın yapıp ortaya koyup ölümsüzleştirmek gerektiği düşüncesi doğdu. Bu düşünce çerçevesinde işte kimisi bende olan, ailemden gelme fotoğraflar, kimisi o kendisine yardımcı eden olan ablaları ve ablası ve kız kardeşi Zehra Hanım'la Ülvi Hanım'ın kızlarında olan, ailesinde olan fotoğraflar vardı. Onları topladık. Onlar üzerinde çalıştık. Bir bütün haline getirdik. Bilgiler yine bu insanlardan, diğer taraftan onu tanıyan, onunla işbirliği içerisinde olan çıraklarından ve bu tür kişilerden topladık bilgileri. O bilgiler ışığında işte bir kitap hazırladık. Kitaba Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi sahip çıktı. Bunu yayınlayalım ve bir proje şeklinde ben sordum. Kabul ettiler, bunu yayınlayalım dediler. Değerli bir çalışma. İşte yayınlanırken, projelendirirken bir de sergi koyalım ortaya. Yani insanlar bu fotoğrafları mümkün mertebe görsünler. İşte bir kısmı orijinaldir. Orijinalini bulamadığımız fotoğrafların reprodüksiyonlarını koyduk. Bu sergiyi oluşturduk. Aynı zamanda da kitabı bastık. Sergi ve kitap tabii eş zamanlı olarak düşünülmüş, basılmıştır. Sergi biraz geç zamana bırakıldığı için kitapta 2-3 ay gibi bir süre beklemek durumunda kaldı. Ama başarıp sağlıklı bir şekilde çıkarabildik ortaya.